Bursa'da bugünden herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu açıkladı. Biz de Bursalı vatandaşlara en düşük emekli maaşının 7500 TL olması hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar, söz Bursalılarda. Allah bereket versin. Yetmeyemeye ne yapar? Yani yapacak bir şey yok. Yaşıyoruz hep, yaşıyoruz. Ev, kira bilmem ne. Akşam duyduk, evet. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Biz de EYT adayız. Nasip olursa emekli olacağız. 5,5 beklerken 7,5 oldu. Allah razı olsun. Şu an için yeterli yani. Ben ilk defa emekli olacağım. Deneyeceğiz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben kiracı olmadığım için o konuda bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum çünkü 4 kişi çalışan var, 2 kişi çalışan var, çoluk çocuk çalışan var. Onun için bir yorum yapamıyorum ama iyi para. Allah bereket versin. Dur hala şimdi öbür yerini alamazsın, toprağını alamazsın. Bir dakika, öbür iki diye ki ben başkan olacağım. Ya tamam. Boş ver sen, ben ne anlatıyorsun? Ya önce vatan, önce bayrak. Önce vatansın, memlekette bak bak. Üniversite mezunu çocuklar var, onları getireceğim başa. Nerede? İş yapacak adamı getireceğim başa. Ya önce bir vatanı koruyacak bir adam olacak, başkanımız olacak. Suriye'ye bak, Suriye. Önce Suriye'ye bak ne yaptı. Ya biz ne yaparız? Hepsi Amerika'nın tezgahında. Ya tamam işte, bak, bu adam bakmıyor işte Amerika'ya. Amerika'ya bakmıyor bu Tayyip işte. Bu Tayyip olmasa... Sen şimdi namazını kıldın mı? Elhamdülillah. Allah kabul etsin. Ha tamam işte ama önce vatan. Ben de kıldım. Ben de camiden çıktım. Ama önce vatan. Yok şimdi siz kendinizi Müslüman görüyorsunuz da bizi gavur mu görüyorsunuz? Görmüyoruz. Biz de şimdi camiden çıktık. Biz de Müslümanız. Önce vatan diye. Allah kabul etsin. Önce vatan. Zaten vatanın milletin olmazsa bir şeyin olmaz ki. Valla bu konu hakkında Allah bereket. Ben bu konu hakkında diyorum ki bayrağımız, vatanımız, ezanımız din devam etsin. Ondan sonra geçim de iyidir, Allah bereket versin. Çok iyidir. Çünkü istediğimizi buluyor, arıyoruz. İstediğimizi yiyoruz. Rahatça namazımızı kılıyoruz. Şimdi bu konuşuyor. Ama şimdi önce vatan. Ben diyorum ki önce vatan lazım. Şimdi bu adam çıktı efendime söyleyeyim. Diyor ki PKK vatanı bölmeye istiyor. Gitti PKK'na el verdi. Ya peki vatan olmasa ben ne yaparım ya? Ben bayrak olmasa, ezan olmasa ben ne yaparım? PKK ne diyor? Diyor ki Türkiye ve Türkistan devleti kuracağım diyor. Bilmem şu, bilmem bu, bilmem. Ben 30 bin kişi öldürmüş yap. O diyor ki dışarı çıksın diyor. Peki o ölenlerin şeyi ne olacak? Kanın içimi ödeyecek. Yani bu olmaz. Şimdi bunu konuşuyor ama öyle olmuyor abi. Şimdi Allah razı olsun. Vatanımız, devletimiz, milletimiz çok iyidir. Eğer böyle giderse Allah beterinden saklasın. Beteri olursa daha kötü olur. Ama şu şekil çok iyi. Allah bereket. Ben istediğimi alıyorum, istediğimi yiyorum, istediğim şekilde geziyorum. Çünkü neden? Önderimiz, vatanımız hürdür, birdir. Böyle kalacak öyle. İyi oldu, iyi oldu. Ramazan üzeri iyi oldu. Boş ver. Gene de şükür. Yeterli. Ne olacak? Ya gene iyi tabii. Allah bereket versin de ama bundan sonraki şeyler de yani. Diğerlerini de yükseltmesi lazım herhalde. Hepsi yükseltiyor. Hepsi eşitleniyor yani. Şimdi çalışan adam 8,5 asgari ücret alıyor. Bizim gibi adama 7,5 lira verecek. İyi para. İyi para. Onlar da zamanında ev sahibi olacaklar. Bizim yaşımıza gelince rahat edecekler. Bu yaşa gelip de ev sahibi olamadıysa ondan zaten hayır bekleme. Ya yeterli tabii, ne demek ya. İnsanlar bu Türkiye'yi versen yine doymazlar. Gözü açtır, kanı toktur, gözü açtır. Hesabını bilene her şey yeterlidir. Hesabını bilmeyerek adam. Akşama kadar kahvede 40-50 verir, bir paket sigara içer. Anladın mı? 100 lira yapar. Karı 10 lira verdi mi dünyayı koparır. Valla abi, millet köyden hepsi koptu buraya. Gidecekler köye. Gidecekler köyde yerini yapacaklar, duracaklar. EYT'ye giremediğim için çok sinirliyim. Yani ben sinirliyim. Çünkü neden? Numaram 2003'te numaram var benim. Ama haksızlık yani. Numaram yeni olduğu için ama 6000 günüm var. Yaşım da 55 ama emekli olamıyorum. En düşükten alabilirdim 7000 ama her şey o kadar pahalı ki yani 7500 bile yetmez. Her şey aşırı pahalı. 10.000 olmalı. Biraz rahat yaşamak için 10.000 gerekir. Her gün mü? Tabii evde iki emekli varsa yeterlidir ama tek emekli varsa 10.000 olması gerekir yani. Herkesin de durumuna göre değişiyor bu iş. Yani karı koca emekliyse, kira da vermiyorlarsa rahat rahat geçinirler. Ama kiradaysa, tek emekli maaşı varsa bir kişinin, o zaman çok zor oluyor. Olması gerekiyordu. Biz de onu düşünüyorduk zaten. Yapacağıdı da yani. Yapması da gerekiyordu. Çünkü benim maaşım şu anda 5.451 lira. Benim maaşım. 17 senede belediyede çalıştım. Yani hak etmiyor muydu yani? Onun için
Az mı yani? İyi yani, biz memnunuk yani. İyi oldu. Yeter. Öbürüne bakarak yeter. Hani asker ücretin hemen hemen ayarına geldi. Yani bir senede bak, bir senede kaç paraydı benim maaşım biliyor musun? 2.800.000 liraydı. Bak bir senede bu hayat şartlarına göre yükseltti. Yani çok güzel. Çok memnunuk yani. Çok güzel diyorum. Allah razı olsun devletten. Allah devlete zaval vermesin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Asker ücreti eşitlensin diye bu ya. Hiç olmasa o kadar. Minimum ha. İnsanın parasını, insanın gözünü para doyurur. Paraya doymaz insan. Hayır, şimdi hayat çok pahalı. Hayat pahalı. Hayat çok pahalı. Pahalı yapan kim? Evet. Gene biziz. Vallahi ben... İnşallah biraz ikramiye de yaparlar da düzelir iş. Yani hayat pahalı, hakikat pahalı. Çok parayın da çok derdi var. Az parayın az derdi olur, tam, çok tam, parayın tam çok öyle, derdi tam olur. Öyle değil, o şey de. Ve gömmeler 500 liradır değil mi? 50 kuruştu önceden. Benim o zaman gömmem 3000 liradı. Ayda 90-100 lira alırdım ben. O zaman da çocuklarım 6 milyon maaş alırlardı, ben 100 milyon maaş alırdım. Evet. 7500. Olsun, 7 olsun. Bana yeter ama başkasına yetmez. İnsan paraya doymaz gülüm. Sen bak çanta çanta her ayda 20 milyar verecek ha. Paraya toprak doyurur gözü. Para doyurmaz. Yani ülkenin malum ortada ekonomik durumu bence çok az. En az onları olsa yani bir yaraya merhem olur en azından. Demek ki yani yan geliri vardır, rahat yaşıyordur. Olmayanlar için ben söyledim zaten. Yani o da zor, bayağı zor mesela. Yani işin boyutuna bakarsan çok şeyler var da.